Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Canbulut'un babası Mustafa Canbulut hayatını kaybetti. Aksaray Belediye ailesi olarak Başkan Yardımcımız Süleyman Canbulut'un acı gününü paylaşıyor. Merhuma Allah'tan rahmet, Canbulut ailesine başsağlığı diliyoruz. Allah rızası için. Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Canbulut'un babası Mustafa Canbulut hayata gözlerini yumdu. Merhum Mustafa Canbulut'un cenazesi öğle namazına müteakip Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ervah kabristanlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze törenine merhumun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkan Yardımcıları, İyi Parti İl Başkanı Özkan Türemiş, Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, Aksaray Belediyesi çalışanlarıyla çok sayıda il protokol üyesi katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Canbulut cenazede taziyeleri kabul etti. Aksaray Belediyesi bünyesinde Fatih Mahallesi'nde 2017 yılında faaliyete geçen Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi televizyonumuz kameralarına kapılarını açtı. Özel haberimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi'nin hizmet noktalarından bir tanesi olan şehrin incisi niteliğinde sadece kadınlara özel hizmet veren 5 yıldızlı otel konforundaki Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'ni sizler için görüntüleyeceğiz. Ben de en az sizler kadar içeriği merak ediyorum. Hadi hep birlikte gezelim. Sevgili seyirciler, Fatih Mahallesi'ndeki Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'ne adım attığınızda güler yüzlü çalışanlar sizi girişte karşılıyor ve buradaki sunulan hizmetler hakkında size bilgiler veriyor, sizi yönlendiriyor. Çok yönlü hizmet ağıyla sadece kadınlara özel hizmet veren Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde hobi ve meslek edindirme kursları düzenleniyor. Yine hanımlar için üst katta kütüphane, dinlenme salonu ve sohbet odaları bulunuyor. Tabii ki biz bugün yüzme havuzunu ve spor kompleksini gezmek için buradayız. Şimdi yüzme havuzuna doğru geçiyoruz. Sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi Aksaraylı kadınlar için her alanda hizmet vermeye devam ediyor. Fatih Mahallesi'ndeki Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde şu anda kapalı yüzme havuzunun bulunduğu alandayız. Gördüğünüz gibi gerçekten her yer pırıl pırıl hijyen ve sağlık açısından. Hanımlar burada gelerek hem yüzüyorlar hem de form tutuyorlar, sosyalleşiyorlar. Evet, kapalı yüzme havuzunda her detay düşünülmüş. Gördüğünüz gibi can kurtaran simitleri duvarlarda asılı. Yine hanımlar burada seansta yüzerken görevli can kurtaran ekibi de dışarıda herhangi bir oluşacak tehlike ve riske karşı burada bekliyorlar. Yine dinlenme alanları var. Havuzdan çıkıldığında hijyen açısından karşıda gördüğünüz gibi duş alma kabinleri var. Havuz gerçekten çok güzel. 5 yıldızlı otel konforundaki Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde kapalı havuzun bulunduğu alandayız. Evet, kapalı havuzun ardından hemen arka tarafta hanımlar için sauna, Türk hamamı, buhar odası ve dinlenme odaları bulunuyor. Şimdi oraları gezeceğiz. Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde şu anda saunanın önündeyiz. İçerisi gerçekten çok sıcak ve kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi tertemiz, mis gibi bir ortam. Evet, Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde gezimiz devam ediyor. Saunanın hemen karşısında buhar odası var. Hanımlara özel diye şöyle hemen içeriği sizlere gösterelim. Evet. Buhar odası da bu şekilde dizayn edilmiş Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde. Evrensel ve Türk toplumunda büyük bir önemi olan Türk hamamı da yine Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde hanımların kullanımına sunuluyor. Şöyle hemen hamamdan da size detaylı görüntüler alalım. Kompleksi sizlere gezdirdik sevgili seyirciler.
Selimi Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde merkez sorumlusu Arzu Öztürk Hanımefendi ile birlikteyiz. Kendisinden merkezle ilgili ve yüzme havuzu kompleksi ile ilgili genel bilgiler alacağız. Arzu Hanım merhaba. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir ortam. Gezdik, gördük, tanıtmaya çalıştık izleyicilerimize. Siz neler söylemek istersiniz? Havuzumuz tüm bayanlarımızın faydalanabileceği şekilde. Havuz hakkında genel bilgi vermek gerekirse 16 metre boyunda, 8 metre eninde ve 106 santim derinliğindedir. Yani bayanlarımızın yüzme bilseler de bilmeseler de rahatlıkla gelip yüzmeyi öğrenebilecekleri bir yerdir. Havuzumuzda can kurtarımız bulunmaktadır. Zaten her türlü ihtiyaçlarında yardımcı olmaktadır kendilerine. Ayrıca yakın zamanda da inşallah yüzme kurslarımız da başlayacak. Bunun dışında sizin de gezdiğiniz gibi içeride gelen kişilerimiz sadece havuzdan değil, hamamdan, saunadan, buhar odasından yararlanıp ısıtmalı taş yataklarımızda loş ışık eşliğinde, müzik eşliğinde dinlenebilmektedirler. Bu şekilde seans saatlerimizde 1 saat 45 dakikadır. Yani bu 1 saat 45 dakika içinde tüm havuz kompleksini kullanabilmektedirler. Peki Arzu Hanım, haftanın kaç günü hizmet veriyor? Hangi saatler arasında hizmet veriyor? Bu konuyla ilgili de bilgi alabilir miyiz? Haftanın 6 günü hizmet vermekteyiz. Sadece pazar günlerimiz bakım günü olarak ayırdığımızdan dolayı pazar günleri hizmet verememekteyiz. Günlük 3 seansımız bulunmaktadır. O da 9, 12 ve 15 şeklinde. 3 günde 11.30, 15 ve 17 şeklinde seanslarımız bulunmaktadır. Zaten vatandaşlarımız artık seans saatlerine alıştıkları için o saatlerde gelip kullanmaktadırlar havuzumuzu. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde yüzmeye mi geliyorsunuz? Yüzmeye de geliyorum, spora da geliyorum. Peki nasıl buluyorsunuz hizmetleri? Çok güzel. Yani temizlik diyeyim, hocalarımız diyeyim. Yani yapılma, her şekilde güzel. Hı hı. Çok memnunuz. Bütün bayanlarda duyduğuma göre çok memnun. Yani zaten doluluk oranı da fazla, kayıtlarımız falan. O şekilde güzel, memnunuz. Hassasmanesinden geliyorum. Oraya göre biraz uzak tabii ama metini duydum, öyle geldim, öyle söyleyeyim. Başka yerlere gittik hani havuza girmek için ama hem zaman açısından hem temizlik açısından burayı daha güzel buldum. Her ayrıntısı düşünülmüş neredeyse. Aksaray için gerçekten gerekli bir çalışmaydı. Aksaray Belediyesi için belediyecilik anlayışı içerisinde gerçekten gerekli olan bir çalışmaydı. Hatta geç kalınmış bir çalışmaydı. Tek sorunum bana uzak olması. O taraflarda da hani benim oturduğum yerlere yakın bir yerlerde de açılırsa daha çok memnun olacağım. Aksaray Belediyesi'ne vermiş olduğu bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinin ve başarılarının devamını bekliyoruz inşallah. Benim açımdan çok güzel güzel buldum. Çok temiz, yeterli, içinde hani saunası, hamamı var. Giyinme odası düşünülmüş gerçekten temiz buldum ben. Bu yüzden de çok hoşuma gitti. Aksaray Belediyesi kent genelindeki trafoları bir yeniliyor. Şehrin muhtelif noktalarında belirlenen eski trafolar kaldırılarak yerine daha modern ve güvenli trafolar kuruluyor. Çevre faktörünü çalışmalarının merkezine alarak faaliyetlerine devam eden Aksaray Belediyesi, elektrik trafolarını yenilerken eski trafoları yıkıyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik Birimi tarafından kent genelindeki eski trafoların yerine daha güvenli, daha modern yapılar inşa ediliyor. Öte yandan ömrünü tamamlamış ve görüntü kirliliği oluşturan trafo binaları da yıkılıyor. Belediye ekipleri düzenleme kapsamında Büyük Bölcek Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi. Ekipler güvenlik ve daha fazla yaşam alanı kazanmak adına kritik noktalarda bulunan trafoları yenilerken, çevreyi güzelleştirmek adına ise trafoları bir tuval gibi boyuyor. Yapılan keşif çalışmaları sonucu gerek görülen tüm bina tipi trafolar, yeni, modern ve güvenli olan yeni tip trafolarla yenilenecek. Aksaray'ın enerji altyapısı yenilenerek güçlendirilmesi için yapılan yatırım çalışmaları ise ortak çalışmalarla devam ediyor.
Aksaray Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 yıl önce hizmete açılan Genç Osman Parkı, bölgede olan vatandaşlar ve Aksaraylılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp sevdikleriyle birlikte hoşça vakit geçirmek isteyenler parka akın ediyor. Aksaray'ın her bölgesinden talep gören parkta hafta sonu ziyaretçi sayısı artıyor. Piknik yapmak isteyenler, spor yapmak isteyenler, şöyle sevdikleriyle temiz bir hava almak isteyenler, Aksaray Belediyesi'nin şehrin hemen hemen her bölgesinde halkın hizmetine açtığı parklara akın ediyor. Aksaray Belediyesi'nin vatandaşların hizmetine sunduğu ve ziyaretçi akınına uğrayan parklardan bir tanesi de TOKİ bölgesinde 180 bin metrekarelik alanıyla Aksaray'da yapılmış en büyük parklardan bir tanesi olan Genç Osman Parkı. Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar yapımı tamamlanan çalışmalardan ve kendileriyle buluşturulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek emeklerinden dolayı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibine teşekkürlerini ilettiler. Allah işini gücünü rast getirsin. Bizi buralara çoluğumuz çocuğumuz minnetsiz cana giriyor çıkıyor oynuyor yiyor içiyor oğlum. Allah ne muradı varsa versin. Allah işini rast getirsin. Güzel. Güzel. Seviyoruz. Seviyoruz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok güzel bulduk. Çok halka yararlı bir faaliyet olmuş. Başkanımıza teşekkür ederiz. Çok aşırı zengin kesim değil, orta sınıf oturuyor burada. Onun için süper bir şey olmuş. Herkesin arabası da yok. Arabası olmayan aileler için çok muhteşem bir şey olmuş. Yani gelip burada piknik yapabiliyorlar. O yönden süper. Belediye başkanımıza teşekkür ederim bu parkı yaptığı için. Ben de. Genç Osman Parkı için düşüncelerim, belediyemizden Allah razı olsun. Gerçekten güzel bir hizmet ettiler Aksaray'ımıza. Bizler de belediyemiz sayesinde rahat rahat ailemizle birlikte eğlenebiliyoruz, gezebiliyoruz. Yani kendilerine teşekkür ederiz. Başarılarının devamını diliyoruz. Sevgili seyirciler, haber bültenimizde sizlere veda ederken Aksaray'da en sevdiğiniz yer neresi diye sormak istiyorum. Haber ekibimiz bizim mikrofonda Aksaray'da en sevdiğiniz yeri sizlere sordu. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.